Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Almanya'nın Köln şehrinden Gamescom fuarından sesleniyoruz. Fuarın ilk günü sona erdi. Gördüğünüz gibi biz de patates olmuş durumdayız. Ortalama saat 8'den beri hiç bir yere çömelmeden, neredeyse yemek bile yemeden sabah 8'den beri akşam 7'ye kadar dolaştık sizler için. Şu an saat 8'e bile geldi. 8, aynen. 12 saattir. 12 saattir aralıksız fuarı neredeyse dolaşıyoruz. Bugün basın günüydü ilk başta. İlk gün basın günü oluyor. Tabii siz bu videoyu Gamescom'un aslında birinci günü izleyebileceksiniz. Videoyu size o gün hazırlayabiliyoruz. Şimdi Aydoğan, ilk gün izlenimlerimize nereden başlayalım? Önce fuarı genel bir değerlendirelim istersen. Direkt hani fuara ilk defa, biz de ilk defa gelmiş olduk. Ben şahsi adıma ilk defa böyle bir büyük fuara gelmiş oldum. Ben her sene katılırım aslında da çaktırmıyorum. O yüzden ilk başta seninle aramızda da konuştuğumuz gibi çok büyük dedik. Benim kafamda bu kadar büyük canlanmamıştı bir fuarın alan olarak genişliği. 160 bin metrekare olduğu bir yerde yazıyor, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama 160 bin metrekare çok büyük bir rakam. Şurada drone, drone çarptı. Drone adama çarptı, öyle bir fuar siz düşünün. Sonrasında birçok oyun var, birçok firma, işte EA kocaman bir yer açmış. Arkada görebiliyor musunuz bilmiyorum. 2K'nın var, Ubisoft'un şeyleri var. Girip burada deneyebilme şansı yakalamak, o oyunu oynadığınızda ilk oynayanlardan birinin olduğunu hissetmek gerçekten güzel bir şey ve bazı oyunları da oynayamıyoruz, onu da söyleyelim. Öyle mesela mi? Az önce ben Tomb Raider'dan çıktım. Tomb Raider'ın mesela lead designer'ı geldi oraya. Ana tasarımcılarından birisi geldi. Oyunu bizim yerimize oynadı. Zaten bunu Xbox videomuzda ya da Ubisoft'la alakalı yaptığımız videoda detaylı olarak anlatacağız. Böyle şeyler de olabiliyor. Bütün oyunları oynayacağız ya da oynayabiliyoruz gibi bir şey yok. Ama tabii hani ilk oynama şansı diyoruz. Aynı zamanda orada da bize çıkan trailerlardan bir tık daha fazlasını gösteriyorlar. Aynı zamanda hani biz oynayamasak bile karşımızda oynanmış halini görüyoruz. Ya bu güzel bir şans bence. Hani önceden evde oturup merakla beklediğim oyunun burada ilk görsellerini, işte ilk detaylarını görebilmek, oynayabilmek çok güzel bir artı. Buradan aynı zamanda size aktarmanın da ayrı bir güzelliği var diye düşünüyorum. Onun dışında neler ekleyebiliriz sence? Gördüğümüz oyunlardan çok çok az bahsedebiliriz. Bunların zaten sizlere farklı, hani hepsini detaylı olarak anlatacağız. Sony ile bazı oyunlara girebildik. Star Wars'a girdik. Uncharted'a girebildik. Uncharted büyük hayal kırıklığıydı. Neden biz Uncharted 4 ile ilgili bir şeyler göreceğiz diye beklerken bize Uncharted 2'yi oynattılar. Onu da detaylıca zaten bahsedeceğiz Sony videomuzda. Başka nelere bakmıştık abi orada? Street Fighter 5'i gördük. Şu an düşünüyorum, hani birçok oyunu oynayınca ve günün yorgunluğuyla aklıma gelmese de PlayStation bölümünde diyeyim. Aslında birçok yere bakmış olsak da tam köşede olan bir şey vardı, o aklıma gelmiyor. Beklediğimiz bir oyundu. Hatırladık, Horizon. Aynen. Horizon isimli oyunu gördük. Bu da yeni PlayStation'a özel oyunlardan birisi. Yine oyunun yapımcılarından birisi i̇şte oynadı. Tatilinde gelecek diyor. O da büyük ihtimalle yazdır zaten. Daha bir sene var gelmesine oyunu. Aynen. Onun dışında Xbox standına geldik. Xbox standında da ben Tomb Raider'a girebildim. Aydoğan Scalebound'a girebildi. FIFA 16'ya beraber oynadık. Oynama şansı yakaladık. Bunlar dışında Xbox standına giremediğimiz Fable'a bakamadık. Fable oyunu, yani yetişemedik, hani kapandı çünkü. Her yerde şöyle bir oyunu oynayabilmek ya da oyunun oynanışını izlemek için en az 40 dakika falan sıra beklemeniz lazım. O yüzden bazı yerlerde dağıldık. Çok merak ettiğimiz oyunlarda beraber sıra bekledik vesaire gibi şeyler oldu. Bunun dışında Xbox'ta göremediğim, yarın mutlaka kapısına yapıştıracağım Quantum Break var. Yarın onu da göreceğiz. Zaten Xbox videomuzda detaylı olarak bunlara da değiniriz. Başka nelere baktık? Call of Duty Black Ops 3'ü gördük. Onun yanında da Rainbow Six Siege'i görmüş olduk. Nvidia standında gördük bunları. Tabii. Bunları da özel olarak girip karşılıklı takım kapışma şeklinde oynayabiliyorsunuz. 5'e 5 Black Ops'taydı, Rainbow Six'te 5 kişi olarak bombaları deaktive etmeye çalışıyorduk. Gerçekten hani beklediğimin üzerinde bir iki oyundu onlar. Bunun detaylarını yine bizim değerlendirme videolarımızda görebilirsiniz. Bunun dışında benim çok lafını kestim, özür dilerim kardeşim. Vallahi. Tamam. Sanal gerçeklik gözlüğünün 5 katı daha gerçeklik katan Cyberit Virtualizer diyebiliriz. İsmini söyleyemediğim. Çok da bir şey, Cyberit Virtualizer. Cyberit Virtualizer. Söyleyemem. Neyse o zaman işte Cyberit diyelim sadece. Başında Tuncay Çakmak diye bir Türk'ün olduğu ama Avusturya'da yaşayan bir Türk'ün olduğu bir deneyim. Gerçekten çok güzel. Aynı zamanda yürüyebiliyorsunuz. Yani Oculus Rift'i kafanıza geçirdiğinizi düşünün. Kulaklığınızı takılıyorsunuz. Bir stand üzerindesiniz diyelim. Yürümeleriniz, oyunda kendiniz yürüyerek yürüyorsunuz. Zıplamalarınız çok... Yürüyerek yürüyorsunuz. Yürüyerek, yani gerçekten öyle bir gerçek şey. Gerçek hayatta yürüdüğünüz zaman oyuna da yansıtıyor. Bununla da ilgili çok fazla aslında spoiler vermeyelim. Hepsinin detaylı çekimlerini yaptık. Sizlerle paylaşacağız. Güzel bir deneyim olduğunu söyleyelim. Fuarın ilk günü böyle geçti. Ne kadar aslında çok şey yapmışız. Şu an bir düşününce hatta aklımıza gelmeyen şeyler bile vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Mutlaka. 2 saattir buradayız.
Evet. Bir ara internet çözmeye çalıştık. Bir Alman bizi kazıkladı kendisi. Evet. Sonra ama sağ olsun bize hediye etti başka ama bir internet. Sorun pek de çözülmedi. Sorun aslında çok da çözülmedi. Neyse bunlar ufak tefek detaylar. Hiç canımız sıkılmadı. Her şey gayet güzel geçiyor diyelim takipçilerimize. Başka eklemek istediğim bir şey var mı fuarla ilgili? Bugün basın günü sona erdi, onu söyleyelim. Yarın halka açılıyor. Buralar muhtemelen değerlenir. Tam ona diyecektim. Şimdiden rez almak lazım. Basın günü diyoruz ama sanki normal bir kalabalıkmış hissi uyandırıyor. Gerçekten kalabalıktı. Basın günü olsa bile yarın kapıları halka da açılıyor. 5 yaşında basın mı olur Allah aşkına ya? 5 yaşında çocuklar dolaşıyordu. Bence onun başka bir katakullisi var. YouTuber bizi keklediler. Belki gelmiş ya da hani onlar şey de var ama. Sadece tamam basın günü olsa da buradaki stand açanların da abi sen benim yakınımsın deyip geçirmiş olabilirler. Bana vir diyenler olabilir. Abi sen stand açan orada bana vir diyenler çıkmış olabilir. Ama sonuç olarak bugün çok kalabalıktı. Yarın bundan çok çok daha kalabalık olacak ki bunu yarın çekeceğimiz videolarda da göreceksiniz. Bakalım neler olacak ki burada 40 dakika bekledik. O zaman kaç saat bekleriz kim bilir. Halka açık olduğu zaman muhtemelen burada adım atmaya yerimiz olmayacak. İlk günün değerlendirmesi kısa bir özet yaptık sizlerle birlikte. Bu şekilde arkadaşlar. Benim başka ekleyebileceğim bir şey yok. Şu an aklıma da gelen bir şey yok. Bir an önce 12 saatin sonunda yemek yemek istiyorum sanırım. Ancak sizlere de bir yandan videoları yetiştirmeye çalışıyoruz diyelim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Ayrıca bizi ekranda gördüğünüz adreslerden de takip edin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Köln'den şimdilik bu kadar. İlk gün sona erdi. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça kalın. Niye öyle otantik? Bittin. Görüşürüz.